Ney? Koloni mi? Demin koloni şeyi almış olabilirim eventlerle. İsveç. Devam. İsveç'e karşı bana lobi yapıyor şerefsizler. Ordu bir toplasın kendine. Şam'da bayağı kalabalıkmış yani. Yeriz herhalde diye ümit ediyorum. Yedik. At gibi if geldi. Eyvallah. Afiyet olsun. Fabrikalara bakacaktım en son ne durumdalar diye. Güzel. Kastamonu'nda cam fabrikamız iyi gidiyor. Şarap da orada üretmeye başladık. Education F'i de verdim bana. Şu bridge load'a doğru gidelim. Koloni mezuna girişelim olmadı Afrika'da. Yani nasılsa para var, huzur var. Öyle böyle para yok zaten. Bayağı iyi para var. Tarifi de düşürelim iyicene. %10'a gelsin. Ekonomi coştu bu sefer. Neden gelir kazanıyorum ben bu kadar ya? Yani. Şu an genel olarak fakirlerden çok sağlam para kazanıyorum. O da tax efficiency %41'e ulaştı. Belki onunla alakalıdır diye tahmin ediyorum. Yine mi ya? Başlayacağım sizin krizinize. Ne oldu yine? Ne istiyorsun? Batı Makedonya istiyor. Yine Ruslar var arkasında. Sıçacağım bu Rusların ağzına ama az kaldı. Toprak almak istersin sen ya. İstemiyor. Ne istiyorsun acaba sen? Spentle mı? Yok. Cut down to size? No. Kimler bize yaklaşacak? Ruslar. Tamam. İngiltere benim yanımda, Prusya benim yanımda, Fransa karşımda, İspanya karşımda, Avusturya karşımda şu anda. Açıkçası savaş olmasını çok ister miyim? İstemem ama yani biraz şey de yapabiliriz yani. Eyvallahımız var bence. Biz daha ölmedik kafaları. Yapılabilir gibime geliyor. Biraz kaleye gerek olacak o bölgelerde. Biraz para harcayacağız tabii. Bakalım kriz ne yöne gidiyor, ona göre bakarız zaten şey durumuna. Teselli için de mi geliyor? Şu an bir tane kriz var zaten. Aynı anda ikincisi çıkmayacak nasıl? Şu an arkamda Prusya var, karşımda Fransa, Rusya var. Yani kurtarmaz. İngiltere'yi bir şekilde bu işin içine çekmemiz lazım. Ama ne ister? Önemli olan o. Sen ne istersin ya? Var mı şey? Ne isteyeceğini bilsem çok iyi olacak. Rusya'yı -226 seviyor. Beni daha fazla seviyor. Bunlar da Rusya'yı bir nebze daha fazla sevdiği için şey yapmak istiyorum aslında. Toprak belki teklif edebilirim şey yapacağım ama. Daha erken diye şey yapmıyor. Politik olarak beni istemiyor. Ama toprak vermemden de memnun. Aramızı biraz şey yapmaya çalışıyorum şu elemanlarla. Belki biraz daha modumuzu alırız. İspanyollar size toprak versek. Fransa var işte karşıda ya. Kabul ediyor İspanya. İspanya'yı yanıma çekebiliyorum bu durumda. Of, İngiltere direkt girdi böyle olunca. Beyaz barış yapıyor musun şimdi at kafası? Aynen. Ha, bir daha görmeyeyim öyle. Fikret abinizi seveceksiniz. Fikret abinize ters yapmayacaksınız. Alırım aklınızı.
Madem Beyaz Barış yaptık, Fikret abinize saygı duyacaksınız. Hazır Barış yapmışken biraz şey yapalım yani. Evet. Fabrika gücümü mümkün olduğunca arttırmak istiyorum artık ya. Trabzon'da da işçi şeyini yapalım. Asker üretiyordum en son Adana'da. Normal akışında artmaya devam edebilir askerler. Nasılsa savaşmıyorum. Savaşmadığım için şey olmaz çok. Gardları açalım. Gardlar saldırı askeriydi, unutmayın. Çok üretmeyeceğim çünkü savunma yaparak hayatta kalmayı düşünüyorum şu anlık. Yani gelişirsek gard ordusu hazırlarım. Herkes ayağını denk az. Değil mi? Rusya. Adam olacaksınız. Fikret abinizi seveceksiniz. Evet. Şimdi ne veriyorsun? Oo. Medicine'yi düşür. Güzel bir eventti. Tunus'a şeyim geliyormuş. Skandalından dolayı. Tunus altımda değil mi? Altımda yani ne yapayım lan onu? Altımdaki adama şey mi yapacağım? Savaş mı açacağım bir de? Manyak gibi. Belçika dost olmak istiyor. Oluruz yavrum, rahat ol. Sen liman şu Afrika bölgelerine bir şey yapalım. Burada da güzel bir şeyler vardı diye hatırlıyorum sanki ya. Yok muydu? Meyve falan var. İyi. Biraz millet sınsı alabiliriz. Rus sınırda ama. Evet, olsun. Saldırmayacak şu an. Neye bağlı saldıracak ki? Saldırdığı zaman en azından bir şey yapabilirim de. Şu an ekstra bir şey yapmam. Şöyle düşün. Savunmak bayağı güçlü oyunda. Saldırıdan daha güçlü hatta savunma. Dolayısıyla saldıran avantajda değil pek. Makedonya. Ver lan. Tansiyon ver. Ben şu an valla yürürüm yani. Buradan yürülür ya. Bir böyle şey oldum. Bir silkelendim, kendime geldim. Baktım destek geliyor ya. Sikerim sokarım şeyindeyim, modundayım. Avusturya'yla da aramızı iyileştirmeye çalışalım ya. Bu İbner bize karşı Rusya'yı niye desteklersin birader? Sınırdaşın işte yani. Prusya iyi, ally oluyor bizimle ama yani. Kadim dostumuz. Amerika'ya bakar mısın? Bakalım. Amerika toplamış ülkeyi. Muhtemelen Meksika'nın suratına sıçacaktır yakında. Avrupalı da gösterimiz. Avrupa'yı. Şöyle göstersem daha güzel olur. Prusya'nın orada bir sürü ufaklık var. Çok leş. Yani durum böyle. Japonya oynamanın en güzel yanı Çin'e lap 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 girmeye çalışmak. Deli gibi ordu geliyor suratına ama güçlü olduğun için vuruyorsun devamlı. Hoş. Evet. Biraz daha nüfus. Kökleyin nüfusu. Güney Sırbistan'da nüfus kendine gelmeye başlamış misal. Dolduruyor nereden baksan şeyleri. Hemen buraya o zaman mobilya fabrikası da yükleyin. Amiral Yaver Paşa ölmüş. Kimdi bilmiyorum ama. Bosna'da şey vardı galiba Bosna'da ya. Buna ben de destek olabilirim. Trakya'ya destek. Silah fabrikası anlamsız olur Trakya'ya. Sen Abdülmecid'i savundun derler artık. Derler. Yeter. Orduya fazlasıyla şey yaptık. Her şey hoş güzel ama yapmamız gereken başka şeylerimiz var. Bunlardan en büyük ve en önemlisi throughput eklememiz. Daha sonra aslında demir yolunu bir halledelim. Birçok yerde hala demir yolumuz yok. Demir yollarını mümkün olduğunca 2 veya 3 seviyeye yapacağım. İngiltere... ya İngiltere sen nasıl bir pushsun acaba? Onun için Justified'ı bir şey alabiliyor muyum ya? Toprak alamıyorum anladığım kadarıyla. Ya state de var, province de var. İkisi de var. Hangisini vereyim abime?
Amerika'ya karşı şeye gerek yok. Kullanacağım bir şey değil zaten. Demir yolunun ne önemi var? Koloni olarak almayı düşünmüyorum. Aşağılarda bir yerleri vereceksin. Generaller ölmüş. Aslında subay sayımız biraz az ya. 0.20 optimalmiş gerçi o. Ben de 0.22'miş. Ha, optimal sayının üstündeyse eyvallah. Güzel. Fabrikalar da döşendi buraya. Şeyler, demir yolları da döşendi buraya. Yeni araştırmayla beraber her yere biraz daha demir yolu yapabileceğiz. Onu da göstereceğim şimdi hemen. Biraz throughput'a geçmeye başlayalım. Daha fazla endüstriden kazanç. Şimdi infrastructure'da yaptığımız bölgeler şöyle hafif morumsu gözüküyor. Lacivert olanlarsa daha henüz yapılmamış ama yapılabilecek olanlar, kırmızı olanlarsa yapılamayacak olanlar. Kırmızı için atıyorum 3. seviyeye bile geçtiğimizde büyük ihtimalle şey olacaktır. Şimdi her yere yapmaya çalışacağım şeyi. CTL'ydi. Bölgelere şey yapalım hemen. Burası bizde değilmiş. Ya her yerde mesela fabrikam yok. Dolayısıyla her yere yapmak hani elzem değil ama ordu yönetirken de bunların çok büyük faydası oluyor sizlere. Dolayısıyla yapın. Özellikle fabrikaların olduğu yerler tabii ki daha önemli. Üretime bonus sağlıyor çünkü. Buralar özellikle ürettiğiniz şeylere bonus vermesinin yanı sıra gideceğiniz yollar açısından çok önemli oluyor ya. Çok iğrenç bir uzaklık var ülkenin doğusuyla batısı arasında malum. Dolayısıyla işinize gelir. Adalara da koy ya. Adalara bile tren yolu istiyorum. Her yere tren yolu birader. Gidin bakayım. Güzel. Biraz daha şeyi kurtardık. Avusturya-Prusya Savaşı. Kardeşler Savaşı diye geçiyormuş. Savaşa girdim. Ah sikti. Savaşa bakmadan girilir mi be kan? Savaşa bakmadan girilmez be oğlum be. Prusya'nın yanındayım. Karşımda büyüklerden İngiltere ile Avusturya var. İngiltere burada biraz problem. Çünkü biliyorsunuz İngiltere adı üstünde. Oraya buraya çıkarma yapacak manyak manyak. Neyse. Ekonomi var nasıl uğraşırız. Buraya geleceğini düşünmüyorum da girip biraz savaş yapalım. Neyse. Oyunun başından beri savaş da görmemiştik. Biraz action olur en azından. Hafif kısabilirim bu sırada. Popülasyon az gitsin. Ne o? Bileğim çok ağrıyor bu. Avrupa'da da oluyor bana bu. Size de oluyor mu bilmiyorum. Klavyeyi kullanırken elim, ya serçe parmağım space, baş parmağım oklarda falan olduğu için bileğim şöyle hafif yan duruyor. Çok ağrı yapıyor. Size de oluyor mu bilmiyorum. İğrenç bir şey o. Şuraya olmadı. Orduyu bir şekilde gömeriz güzel bir yere. Ve savunuruz yani burayı. Ya da saldırıya geçeriz direkt. Ama saldırıda dediğim gibi avantajlı kısımda değiliz. Eksi bir yememiz gibi bir durum var şu anda. Bayağı temiz dayak yiyor orada yani sayı olarak. Yetiş. Kaçtı mı lan o? Orduyu bir haçla Banya'ya gönder bakalım sen.
Evet, boşluk olan her yerden ordu sokmaya çalışacak. O yüzden biraz böyle şeyli takılmam lazım. Sende atlı bitti. Topçu azaldı. Ver baba 3 tane topçu. Ver 2 tane de atlı. Bir tane de piyade olsun fark etmez. Skopje'de toplayalım bunları da. Ordu tabii ki araştırma olarak muhtemelen bizden çok ilerdiler. Savunma savaşları daha çok işime gelir. O yüzden burada savunmaya oturtacağım orduları. Herhangi bir yerde başka bir saldırı var mı diye de arada bir kontrol edelim. Seri tüfek. Warzone oynarken mi oluyor? Babamın Warzone'da hiç olmuyor bu sırada. Yani rahat ediyorum orada. Burada şöyle göstereyim elimi. Elim böyle duruyor, tamam mı? Şu serçe parmakla basmaktan bilek yan durduğu için ağrı yapıyor. O iyi bir şey değil işte yani. Uzun süreli oynayınca koyda yaşamıyorum onu da burada çok yaşıyorum. Yani output iyi olabilir de şu an throughput alırsak dediğim gibi fabrikaların üretimini asıl etkileyen şey throughput'tur. Bayağı bir bonusumuz olur. Şimdi. Çimento ve makine parçamız olmadığı için aslında bunlar zarar ediyormuş. Üretmemiz gereken şeyler çimento. Çimento yanlış hatırlamıyorsam şey kömür mü istiyormuş? O zaman Kastamonu'ya hemen çimento fabrikası. Ülkede çimento açığı var. Onu halledelim. Zarar eden fabrikaların neden zarar ettiğini böyle bakabilirsiniz. Mesela burada da aynı şey söz konusu. Çimento olmadığı için zarar ediyorlar. Çimento kurmam lazım o yüzden. Bir dakika, çimento kömür yemiyor muydu? Ben mi yanlış gördüm değil mi? Kömür yiyor. Niye burada şey gözüküyor ki timber? Lan biz de kale alalım be. Bizim neyimiz eksik? Orada bastı giriyor herif. En azından belki savaş hızlı biter. İngilizlerle çok uğraşmak zorunda kalmam. Aha, Lawrence'ı buldum galiba. İngiliz filosunu dövmemiz yok mu? Of, düşünebiliyor musun vallahi dövdüm bu sırada. Arada bir aşağıya bakmam lazım. Genova Konvansiyonu iyi, infamiyi biraz arttırıyor. Nakit olarak düşürüyor diyeyim ona, toplu olarak düşürüyor. Yıllık mı arttırıyor artık bilmiyorum. Organizasyon falan veriyor. Bu gerçekten alıntı bir durum zaten Genova Konvansiyonu. Esirlere davranışla alakalı şeydi. Anlaşmaydı diye hatırlıyorum. Tamam, savaş bitmiş. Anlaşmışlar. Biz zaten bir şey kazanmayacaktık. Sadece yanında girdik. O yüzden çok bir şey görmedik ama iyi oldu. Savaşı kazandığımız. Avusturya'nın her türlü kaybetmesini istiyorum. Ne olursa olsun. Afganistan. Afganistan neredesin sen? Afganlarla da aramızı arttıralım. Devam. Victoria Osmanlı ile ayakta kalmak için Afrika ülkelerini ele geçirsek prestij geçirerek prestij kastım demiş. Prestijde Great Power seviyemi yüksek tutarak krizlerin başka ülkelere daha önce çıkmasını sağladım. Scramble of Afrika'ya kadar ayakta kaldıktan sonrası GG ver elini Çin ver elini Amerika demiş. Sen bilirsin. Filocuk. Bence iyiydi filomuz bu sırada. 30 parça filomuz var. Fena değil. 12'si büyük, 10'u küçük. İyi filo yani. Biraz daha gemi basılamaz mı? Basılır aslında. 55'e kadar destekleyebiliyor. Şu an iyi durumu. Ekstra filo basabiliriz. Ekonomi kaldırıyor yani onu. Ya Kore ile... Bana ne Kore'den ya? Allah aşkına yani. Kore'yi ne yapayım? Kıçıma mı sokacağım? Gemi teknolojim düşük, evet. Ona şu an yapabileceğim bir şey yok. Teknolojide çok daha önemli şeylere ilerlemem gerekiyor. Hali hazırda. Kastamonu'da işçi kastırıyoruz. Güzel. Musul'da biraz clerk şey yapabiliriz, teşvik edebiliriz. Oo, Trabzon'u fullemişim lan.
Güzel, Trabzon'da da arttır. Çelik her zaman lazım olacak. Yine mi Makedonya? İçimizdeki Makedonyalılar. Kim ne istiyor ya? Kim Osmanlı, Rusya? Tabii ki Osmanlı. Başka bir şey olması mümkün. Belçika beni destekliyor. Şimdi bu pezevenk. Madem bir şeyler istiyor. Bu adama bir şeyler vermemiz lazım. Rusya'dan şu an alabileceği hiçbir şey yok ya. Onu ikna edersek 3 ülke arkamda zaten. Ya da Fransa'yı ikna edebilir miyim? Humiliate veya cut down to size pek niyetinde değil. Ya krizde erken safa diye şu an şey yapmıyorlar. Daha başlarındayız ya krizin. Kriz arttı mı bir yön seçmek isteyecekler. Portekiz mi? Ya siktir git. Mısır'ı çekmeye çalışıyorum hafiften. İspanya ile Fransa karşıya geçti. Prusya ile İngiltere benim tarafımda. Belçika'yı şimdi çekmemiz lazım. Toprak veremiyorum. Humiliate'e bile geliyor adam ya. Eyvallah. İşte ben böyle adamı severim. Şu an durum bu. Beyaz Barış'ı kabul ediyorlar. Tabii Belçika ile aram kötü oluyor Beyaz Barış yapınca ama... Yani sokmuşum Belçika'ya. Belki de düşecek bile buna. Oha 120 fabrika gücü mü? Ben de 27 hatırlatma yapayım. Rusya'da 5. Belçika ne yapıyor anasını satayım? Nasıl bir fabrikalaşma var bu herifte? Ne yaptınız lan o memlekete pezemekler? Dağtaş'a herifler fabrika kurmuş. Dağtaş bile yok. Bataklığa bile koymuş herif. Mısır'a Nexus'un iyi olur. Süveyş kanalı lazım demiş. Mısır'ı arkadaşlar Justify War'dan yapamıyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Demand Concession yapabilirim. Colonial Concession verebiliyor. Onun dışında nasıl toprak aldığımı bilmiyorum. Add to Sphere yapabilirim. Altımı alabilirim. 11 Infamy var gerçi. 5 veriyor yani. Fena değil. Demand to Concession mı? İyi yapalım. 5 şey yapacak. Şu an Infamy ne ara benim 11 oldu bu sırada onu da bilmiyorum. Bir şekilde bir 11'i görmüşüz ama... Demek ki savaşta herhalde şey verirken oldu. Onu çok yüksek tutmamamız lazım. Çek şu 30'u. Bu ordu yeter. Ha, şöyle göstermek istiyorum. Tren yoluna girdiği zaman hızına dikkat edin. Teselya'ya koyayım. Bakın takır takır gidiyor tren yollarında. Tabii şehirlerin küçük olması falan da etkiliyor coğrafya olarak ama. Siyam'la aram kötü olsun. Sokmuşum Siyam'a. Kimin umrunda Siyam ya? Aa, İngiltere ile arası iyi. Şu an saldırırsak problem olur. İngiltere girer yani savaşa direkt. Problem. Planlar vesaire. Şöyle biraz diğerlerine yönelebiliriz. Ne veriyorsun? Tax efficiency. Gel. Gerçi eşek gibi para kazanıyorum ama paranın asla çoğu diye bir şey yok. Ekonomi iyi iyi. Şahlandı aynen. Ama DLC'lerin neler kattığını hatırlamıyorum. Biri Amerika'yı şey yapıyor olmalı, coşturuyor olmalı. Throughput'u arttırdık. Çimento üretimi de arttığı zaman... Tamamen coşacak şeyler, fabrikalar ki şu anda bile iyi gördüğünüz üzere kazançları gayet güzel hatta. Bir demirde yetersizlik çekiyor gibi duruyorlar. Demir üretimlerini demirin olduğu bölgelerde arttırmak için orada biraz laborer kasabiliriz veya teknoloji olarak geliştirebiliriz. Teknoloji biraz daha mantıklı aslında diğer opsiyonlara oranla.
Burayı daha fullenmemişiz. Burası da aynı şekilde. Şöyle devam edebilir şimdilik ya. Fabrikaları büyütmeye gerek yok. Demirde bir sıkıntı yaşıyor. O gerçi Musul'da demir yok. Bir de onun da etkisi var tabii. Onu da unutmamak lazım. İnfimi gelmedi. O yakalanmayla alakalı çünkü. Trans-Ürdün'de koloni mi, şey mi varmış benim? Nereden bakıyorduk bunun koloni? Ha şu. Colonial State'e çevirebiliyorsun diyor. Niye çevireyim ki burayı Colonial State'e? Kalsın ya. Sizi bölelim hemen. Tamam. Limanla mı oluyor diyorsun? Liman basarız yavrum. Güzel. Tren yolları şu an şey olmaya başladı, kurulmaya başladı. Ülkenin dört bir yanına kurulacak birazdan. İngiltere yavşak. Heriflerle iyi olamıyoruz ki. Biri bitiyor, diğeri başlıyor resmen. Güzel. Kereste üretimi arttı. Şu an gördüğünüz üzere cam fabrikasından çılgın para kazanıyoruz. Memleketteki cam üretim mekanı burası olduğu için ve geliştirdiğimiz için biraz faydası var tabii ki. Musul'da clerk üretiyordum da clerk üretimini de belli bir seviyede bırakıp şeye dönelim orada. Craftsman'a dönelim. Militesini verebilirsin şu an. Şimdi bir dakika. Southern Serbia. Buraya da biraz clerk ekle. Kastamonu bu hızla devam etsin. Hatta mümkün olduğunca şu çimento fabrikasının coşmasını istiyorum da. Yeterli değil şu an oradaki nüfus. Kalha. Yan dedim ne oluyor lan, bana mı hallenmeler var? Bizim ülkelere ha bak bak bak. Fas'a karşı nasıl şey yapıyorlar? Yavşaklar. Yedirmem lan size Fas'ıması. Anca kökünü alırsın. Şu an o kadar çok yerde şey yapılıyor ki. Neutral friendly oldu. Şu an İsveç var da şu an şeye bakmayacağım çok. Buralarda başka bir halt yiyen var mı diye kontrol ediyorum sadece. İyiyiz. Umayım. Admin F'i verdin. Ben artık şu üretimleri biraz arttırayım. Özellikle demir üretimi bayağı bir işimize yarar. Kömür üretimi çok çok işimize yarar. Ya kaynaklar kısıtlı. İki şehirde kömür üretiyoruz. Dolayısıyla ha gerçi burada da üretiyormuşuz. Batı Makedonya'da. Muğla'da da varmış. Ama yine varmış. Buradaki nüfusta bu sırada şeyin olması da çok önemli. Laborer'ların olması da çok önemli. Mesela ne kadar laborer var burada? Yani az var anladığım kadarıyla. Şöyle %82'ymiş lan. Oha az değilmiş. İş gücünün %82'si laborer'mış. Zaten öyle olması gerekiyor çünkü bu bölgede madencilik ön planda. Aynı şekilde Malatya'ya da bakalım. Nüfus durumunda nedir durumu diye. Burada da %80 laborer var. Burada da olması gereken zaten o. Ona rağmen yalnız burada çok az craftsman var gibi. %0 gözüküyor ki burada üretim yapıyoruz. Yazık. Yok. Şu an modda oynamak gibi bir fikrim yok. Abone mi değilim? Yok artık. Şişmana ile ilişkimi kestim demiş. Yazıklar olsun. Bunu bana nasıl yaptın? Dutch Conquest of Valonia. Bir dakika. Demin o boku yedim. Kim var karşında? İspanya, Netherlands. Oo, aboneliğin için teşekkürler yavrum. Aslında İspanya'nın karşısında olmak işime gelir ya. Savaşacağım bir nokta yok ama gireyim. Yani filoyla çıkarma yapmam gerekiyor. Bitch please. Öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Pezevenklerin durumu ne? Hala friendliler inatlı.
Aleykümselam. Reformlar ne durumda? Şu an reforma meforma girmedik hiç. Kanalı üzerine mi yapayım? Üstüme yap. Diplomatik çabaları kaldırıp Mısır'a yönelelim. Mısır çünkü sıkıntı olmaya başladı. Lüksemburg'a sokayım. Açıkçası sokayım yani. Insphere. Tamam. Sen devam et. Sen lazımsın görünüşe göre. Onlarla savaştayım. Sardinya'yı boş ver. İsveç kalabilir. Tunus'u, Sicily'yi ve Valakya'yı boş ver. Buraya yavşıyanımız varmış. Fransa ibnesi yavşıyor. Hemen aralarını bozalım. Önemli yerlere kimsenin yavşamasına izin veremem. Çünkü bana lazımlar. Son derece lazımlar. İsveç özellikle Rusya'ya çok gitti ya. Onu oradan alamadık. Sardinya'da Fransa'nın altına girmiş. Yapacak bir şey yok. Ya da ki 2-3 asker bastığında olmaz. Gücün zayıflamış. Yani burada osuruktan duruyor öyle o ordu ya. Bir anlamı yok aslında onun. Tamam biraz madencilik ve şey tarım çıkışını çıktısını arttırıyorum. Belçika burada direniyor. Ben buradan oraya gidebilmemin tek yolu var. Filo. O zaman filo basayım biraz. Özellikle taşıyıcı gemi sayısını arttıracağım. 951 etti. 4 gemiye daha ihtiyacımız var. Yelkenlilerden ziyade daha iyi gemiler basmamız lazım ama. Neyse şimdilik yapalım. Birçoğunun kaynağını dışarıdan alıyoruz onun. Dolayısıyla biraz para gidiyor ona. Biraz da ordu yapalım. Şimdi yeni birliklerimiz açıldığı için güzel bir savunma ordusu yapacağım. 4 piyade, 2 atlı. 2 buradan ver. 5 topçu olacak da ben galiba bir tane falan aynen bir tane fazla basmışım. Şöyle bir ordu hazırlansın hemen. Üsküp Skopje. Skopje Üsküp müydü hatırlamıyorum. Şuradan biraz ilerletim. Şurayı toplanma alanı yaptım. Ordular karışmasın. Eltisensi kaybet. Husar açık evet. Vatan demir ağlarla ördük. Aynen. Ya Neçt siktir git artık yeter. Yeter görmek istemiyorum Neçt'i Meçt'i ya. Yetti vallahi yetti. Saçımı başımı yolacağım birader Neçt görmekten. Neçt aşağı Neçt yukarı. Savaş nasıl gidiyor ya? İyi, %30 bizim lehimizeymiş. Aslında benim çok bir şey yapmama gerek yok. Belçika hallediyor zaten durumu ama. Yine de gönül ister ki bir güzel bir savaş görsün gözler ya. Tobruk'ta Fransız filosu mu? Hani şey Hollanda filosu dövdük. Siktir git ne için? Gördüğünüz gibi admin F şu an şey. Ya arttıra da bilirsiniz. Gelir mi etkilememesi lazım yanlış hatırlamıyorum. İlk kez gelir düşüyor galiba. Umman. Sen de siktir git. İstemiyorum daha fazla onları görmek ya. %24. İdealizm. Education da olur. Input sonranın olayı ya. Şu an değil. Şu taraf diplomatik anlamda bonusları veriyor. Biraz buradan gidelim. Çıktı ve diplomatik bonus veriyor. Parayla bir expedition ayarlarız. Eyvallah. Bu oyun çok yorucu değil mi? Bitiriyor. Niye? İspanya White Peace yapalım diyor. Siktir git. Bir dakika savaşın lideri ben değilim. Savaşın lideri benim. Sıçtım şarap çanağınıza. At the sphere yapmak istiyorum ben bunu ya. Ne kadar infamy verecek? 2 mi? Yok. Yani 3 küsür verdi. Şu an bu savaşı bitirebiliyorum bu şekilde bu sırada.
They will not accept diyor. Lan? Ne demek they will not accept? Çıkarın lan filoyu. İndirdiler Osmanlı'yı denize sonunda. Çıkarın hemen filoyu. Yazılı yoklama yapacağız. Tamam, şu orduyu da birleştir. Aha, Avusturya-Prusya Savaşı. Mükemmel zamanlama birader. Nasıl kabul etmiyorsun ya? War score 60. Dutch Conquest. Ha. Dutch'ların zaten şeye yaptığı bir saldırı bu. Belçika'ya. Devam etsin o savaş. Diğer savaşta muhtemelen yine Dünya Savaşı değil mi? Evet. Prusya vs. Avusturya ve İngiltere var. Girelim. Ben artık şey değilim çünkü yani orduma gayet iyi güveniyorum. Ordumun her türlü zikiş çevireceğinden eminim. Yürüyelim gidelim. Dayayın orduyu birader. Ordunun güçlendirmelerine de devam edelim bu sırada. 40 yılda bir yapıyorum. Buralara kale de yap ya. Mısır Savaşı'nın içinde olmayabilir. Cordial'dı, Sphere'da değildi. Aynen, Mısır Savaşı'nın içinde değil. Saraybosna'ya gel. Sen geliyorsun, sizler geliyorsunuz. Livno, Saraybosna ve Foça. Şöyle bir üçlü tutalım. Diğer orduyu da arkadan Mostar mı burası? Mostar'a götürüyorum. Şimdi Mısır. Mısır. Ve İsveç. İlerleyin şimdi birer toprak. Oo, bu toprak bu kadar askeri tartmıyormuş be. Tartmıyorsa saldırıya geçelim. Bölgeden asker sayısını azaltmış olurum böylelikle. Popcorn mu? Oraya değil de şöyle gel. Tamam. Avusturya sen adam edeceğiz seni. Böyle böyle adam edeceğiz. Kabul ediyor İspanya. Hollanda'yı altıma ekledim. Hollanda artık benim etki alanımda. Güzel. Siz de şöyle biraz kayın. Dubrovnik falan buralara ilerleyelim. Şu savaşta bir şeyler teklif etsem aslında biraz infamim yüksek ama daha da yükselebilir. Hayır şu an yapamıyorum Edborgo. Hala Mısır'la aramı bozacağım diye uğraşıyor ya herif. ...35K'yı ilerlet. Kim bu? Hollanda. Dost olmak istedi, eyvallah. Savaş bitti. Yani böyle de çok osuruktan bitiyor. Bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyler kazanmak istiyorum ama... ...Prusya çağırıyor, giriyoruz, kazanıyoruz, çıkıyoruz. Prestij veriyor olması lazım. Gerçi her türlü işimize geliyor aslında. Avusturya'nın başına gelen her türlü şey bizim lehimize. Yine kriz çıkıyor. Yine Rusya var işin arkasında. Rusya senin götün çok kaşınıyor ya. Vallahi senin götün çok kaşınıyor yani. Sen kaşınıyorsun birader. Kim kime destek olmak istiyor? İngiltere bende. Fransa Rusya'ya. Fransa sen de nasıl bir... Kansızsın onu da anlamadım ama neyse. Avusturya kime?
Avusturya tabii ki bana karşı olacak. Belçika benden yana. Ha. Bana böyle şeylerle gelin ya. Hemen biraz birlik. Zaten genel olarak şu an savunma ordusu dizmiş durumdayım. Konstanta'ya gel, sen de Silistre'ye gel. Avusturya cephesini neyse tutarız yine. Ya da dur ya, bir tane ordu kurtarmayabilir. Bir tane ordu basayım eyvallah diyecektim de kurtarmaz. Fabrika durumlarımız ne? Güzel. Güney Sırbistan durumu iyi. Biraz geliştirelim fabrikaları. İşçi sayıları yeterli durumda. Musul'da yine nereden baksanız tamamlanmış gözüküyor. Musul'a biraz ekleme yaparız. Trabzon'u büyüttük. Geçeriz. Çelikle neler yapılıyor? Silah fabrikası yapabiliriz. Mermi fabrikamız var. Bir tane de silah fabrikası yaparız. Olur. Burası ne istiyordu? Çelik ve kömür. Tamam. Çelik var. Kömür de çok yakınında. Trenle bağlarız. Makine parçaları da önemli. Birçok fabrika buna ihtiyaç duyuyor çünkü. İyi bir fabrika olur. Ram pararam pam pam pararam pam pam param param. Beyaz barışı kabul ediyorsun. Hadi eyvallah. Rusya sen çok kaşınıyorsun. Harbi sıçacağım ağzına da. Çok deli askeri oluyor Rusya'nın. Askeri gücü şu an 221. Gemiden 6700. Askerden 125.000. Liderden 88.000 alıyor. Ya asker farkımız en basitinden 3 katı kadar şu an. Onun lehine 3 kat. Dal İbni'ye. Dalarsam sıçar az mı? Kafkas'ı boş tutuyorum. Kale var orada sadece. Bir şey olursa kalelere, şeye, savunmaya çekileceğiz. Kazanırdık. Pek zannetmiyorum. Çünkü Fransa çok etkili. Yani Belçika'da çok bir şey yok. İngiltere var. İngiltere de gerçekten çok kötü oynuyor savaşları. Prusya iyi bir savaşçı ama Avusturya, Fransa ve Rusya bir arada karada çok güçlü olurlar ve kaybederiz. Ya burada ya Avusturya'nın ya Fransa'nın lehimde olması lazım ki işin rengi değişsin. Avusturya iki tane savaş kaybetti. O da çok büyük bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Yani ufak tefek toprak kaybetmiştir muhtemelen diye düşünüyorum. General Abdullah Paşa. Aha İtalya şeye çıktı. Yukarı çıktı. İtalya ile de aramızı yapmaya başlayalım. İtalya yeni güç. Kime attı? Avusturya'ya attı. Güzel oldu bu. İngiltere ile niye dost olamıyoruz ya? Çıkarlarımız her bir bokta çatışıyor İngiltere ile aslında ama ben yine de bizi bir nebze dost olarak olabilecek olarak görüyorum. Bir şeyler yapabiliriz aslında onlarla. Organizasyon. Dönek olsun olmasın. Kağıt fabrikasını da büyütelim. Oradan da güzel gelirimiz varmış. Şimdi Musul'da biz sülfür üretiyoruz. Mermi üretiyoruz. Yeni bir şey yapmaktansa mermi fabrikasını büyütmeye gidelim. Mermi çünkü en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri askerlerimiz dolayısıyla. Bir de ne basıyorduk? Ona da mermi gidecek. Machine part değil. Bir şey daha basacaktım ben. Ha tüfek basacağım. Tüfek fabrikası. Ona da çok ihtiyaç olacak. Tüfek fabrikasını ya Trabzon'a basacağım. Diyarbakır, Van'a ben şey yapmadım mı? En önemli yere çelik fabrikasını yapmamışım ben. Ha siktir. Ben de diyorum ulan... Nasıl çelik yetmedi? Ha siktir. Ülkedeki en önemli yere çelik basmamışım ben ya. Kafamı tüküreyim. Trabzon'da üretiyorum. Tamam eyvallah da.
En büyük demirin çıktığı yer Diyarbakır Van bölgesi şu an. Kafama tüküreyim. Musul'u geliştiriyoruz dedik. Burada şarap yaptık. Biraz ilerlerse iyi olacak. Southern Serbia. Buraya da biraz daha Craftsman. Güzel. Orası artsın. Hatta burada bir şey diyeceğim. Zaten ekstra işçi var. Şeyi de arttır. Gübrelemeyi de arttır. Bu orduya ne koydum ben ya? 3 tane, 4 tane şey... atlı. Husar değil de Crusader. Crusader'ler daha iyi. Topçu bir tane daha verebiliriz aslında. Aynen. O da güzel bir savunma ordusu oldu. Kaan Red Flag mi? Ne? Seni tahta indirip ikinci Kaan gelsin. Komünizm mi? Kardeşim böyle şeylere hiç gerek yok. Saçma sapan isteklerde bulunmayın bizden. Ne komünizmi ya? Allah aşkına. Infamy istemiyorum ya. Zaten hali hazırda 13 infamy'miz. İtalya ile İngiltere beraber uğraşıyorlar şu an bana karşı şeyle. Şurada Rusya'yı at. Aha buraya da mı uğraşıyor bu pezevenk? Bunları zaten aldık. Buna da gerek yok. Aa Fransa varmış. Fransa'yı at gitsin ya. Aa ben altımı almıştım. Benden geri almış İngiltere ya. Şak İngiltere. Fransa'yı at. Şarapla iyi para var evet. Meyve olan likördü galiba. İstanbul'a likör şeyi yapabiliriz Trakya'ya. Kastamonu'nda üretmemiz şu an daha mantıklı oluyor. Evet. Ah, dragunlar açıldı. Dragunlar iyi atlılar. Daha önce de söylemiştim. Kullanılabilecek atlılar. Başlar da gerçi. Daha sonra etkisini yitirecek ama. Araştırmayı unuttuk değil mi? Şimdi her şey iyi güzel de fabrikaların üretimini arttırmak istiyorum artık. Petrol mü? Ne? Petrol mü? Ona da yürürüz. Onun da yolu var. Onun da. Hepsinin yolu var. Ram parararam pam pam parararam pam 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 param. Arkadaş ne mısırmış var ya. Herifler kıçını yırtıyor benimle mısırın arası olmasın diye. Büyük oyunu gör mısır. Mısır titre ve kendine gel artık kardeşim. Tam tam taram taram tam tam taram taram tam 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 tam. Tax efficiency'si uçtu ya şu an. %45'e vurmuşuz. Güzel. %100'ü bir ara görürsek zaten uçar her türlü para kazanmamız da. Yani çok aşırı bir paraya ihtiyacım yok. Zaten eşek gibi nakitim var. Düşüş hafif olursa da sıkıntı değil. Yavaş yavaş artar yani. CTL tüm eyalet seçmesi lazım. Zaten öyle yapıyoruz. Eyalet eyalet atıyorum. Kontrolle basıyorum hepsi. Eyalet çapında basılıyor hepsi. Aleyküm selam. Crusader falan da vardı. Crusader başlangıç seviyesinin en güçlü atlısı ama recon vermiyor. Öyle bir şey var.
handikapı var diyelim. Şimdi research iyi olabilir. Bir focus daha almak istiyorum aslında. Bir focus daha alalım. Sonra research, biraz romantizm falan. Romantizm de veriyordu. Prestij. Yani prestiji de arttırsak iyi olur. Prestij bizi ayakta tutuyor zaten şu an. Güçlü ülke şeyinde tutan prestij, geri kalanı değil. Tamam, güzel bir savunma ordusunu da kurduk. Ki orada var. Şu bölgeye yollayalım, Avusturya cephesine. Biraz da Rus cephesi için ordu üreteceğim daha sonra. Şu an çok gerekmiyor. Gemilere biraz girişmek isterim ama yani gördüğünüz üzere araştırmalar biraz ekonomik ve şey oldu mu daha iyi oluyor bana. Portekiz. Ha, kimsenin altında değilmiş Portekiz. Gel bakalım. Seni yavaştan yamacımızı çekelim biraz biz. İsveç'i aldık altımıza. Güzel. Fas zaten bendeydi. Başka yavşan mı var? Var. İngiltere. Siktir git buradan. Çabuk siktir git köyüne. Portekiz yeni ekledik zaten. O kalacak. Mısır'da elçiliğin mi banlandı? İtalya senin götün öyle bir kaşınıyor ki. Bir dakika, Mısır'ın arkasında İtalya mı var şu an? Yok, İngiltere varmış. İtalya olsa gireceğim yani. İtalya'ya da gireceğim, ona da gireceğim. O şeyde hissediyorum kendimi de. İngiltere biraz problem tabii. Ordu. Şimdi bir tane ilk saldırı ordumuzu yapalım. Onda da 4 piyade yine. Topçularda 2 top 5 olsun. Bir de atlı koyacağız. Atlılarda da şu an yapabileceğimizin en iyisi Husar arkadaşlar. Saldırı anlamında aslında Dragon'un desteği büyük ama Recon anlamında Husar'ın Recon'u çok daha iyi. O yüzden 2 tane de Husar ver bu birliğe. Bir saldırı ordumuz olsun. Elçilik mi kapatıldı? İtalya'ya girelim. İtalya'nın elayları melayları olabilir belki. Gerçi gözükmüyor ya. On bir infimi verebilecek bana. Onun yerine cut down to size yapabilirim. Parasını alırım. Ordusunu şey yapalım. 13 veriyor lan bu. Oha! Toprak almak daha ucuza denk geliyor, iyi mi? İnfimi biraz yüksek, korkutuyor beni. Erken safhada yakalanırsa çok büyük infimi yerim. Hoş değil o yüzden yani. Şu an dostu şey yok. Pararam pam pam pararam pam pam param param. Ne oluyor lan? Yine mi? Abi bu ne savaşı ya? Brother War diye geçiyor. Kim ne alıyor buradan? Hegemonya. Hegemonyasını kabul etmesini istiyor Prusya'nın. Hayır, girelim girelim de devamlı giriyoruz. Biz bir şey almıyoruz birader. Neyse gidelim. Şu iki ordu kuşatsın. İstiyorum aslında Hırvat kısmını almayı ya.